Gençlerin yeni gözdesi, Pir Aziz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Pir Aziz Türbesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllardır bakımsız olan Pir Aziz Türbesi'ni vatandaşların daha rahat ziyaret edebilmeleri için yeniden düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Pir Aziz Türbesi açılış programı ve uçurtma festivalinde İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Vali Münir Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın fethinde şehit olan Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman, Ashab-ı Kehf'e, Anadolu'yu Haçlılara geçilmez kılan ve mezarı Silvan'da bulunan Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Aslan ile türbe açılışı yapılan Pir Aziz'in genç yaşta vefat ettiklerini söyledi. Sayın Bakanım, dün gerçekten Diyarbakır'a gelişiniz bizim için bir milat oldu. Dün yapmış olduğumuz çalışma toplantısında 17 ilçemizin tamamında gençlikle ilgili, sporla ilgili, bu şehrin eksik olan altyapısıyla ilgili bizim hazırlayabildiğimiz, size arz edebildiğimiz bütün projelerimize destek verdiniz. İnşallah önümüzdeki bir yıl Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri bakımından 17 ilçemizin tamamı şantiye dönecek ve bu yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'da inşallah her bir gencimize dokunacak, her bir gencimizle göz teması kuracak, her bir gencimizi kötülüklerden ve kötü niyetli insanların şerrinden koruyacak, güzel işler, güzel hizmetler yapacak tesislere kavuşmuş olacağız. Allah razı olsun Sayın Bakanım. İnşallah önümüzdeki dönemde Diyarbakır'da sizi daha çok misafir etmek, yapmış olduğumuz yatırımları hep birlikte açmak isteriz. Hani'ye gençlik merkezi ve semt sahaları kurulacak. Toplantıda Hani ilçesini de ele aldıklarını ve yüzme havuzu yapımı için ihaleyi gerçekleştirdiklerini aktaran Karaloğlu, bugün Hani'deyiz. Hani'de de elbette ki dünkü toplantıda masada Hani'de konuşuldu. Geçen sene seçim öncesinde Hani'ye geldiğinizde Hani'ye sözünüz olmuş yüzme havuzu. Belediyemiz onun ihalesini yaptı. 5 milyon civarında bir ihalesi oldu. Daha önce 3,5 milyon verileceği söylenmişti. Dün sizin talimatınızda tamamını karşıladınız. Allah razı olsun. Sayın Bakanım, yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamu yatırımı tarafında yatırım bütçesinde bulunan gençlik merkezimizi dünkü projeler arasına aldık. İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde Hani'mize çok güzel bir gençlik merkezi yapacağız. Yine şu anda Kuyular Köyü'ndeyiz. Hani'nin en büyük köylerinden bir tanesidir burası, mahallelerinden bir tanesidir. Eski beldelerimizden bir tanesidir. İnşallah Kuyular beldemize semt sahamız dün kararı verildi. Önümüzdeki bir yıl içerisinde Kuyular'ın semt sahasını yapmış olacağız. Yine büyük yerleşim alanlarımızdan bir tanesi Gürbüz. Kendileri burada zaten pankartlarıyla da size seslenmişler. İnşallah Gürbüz'de de yine bir semt sahamız olacak. Yine Dereli mahallemizde bir semt sahamız olacak ve Okur mahallemizde bir semt sahamız olacak. Hani merkezdeki stadyumumuzun da inşallah ışıklandırmasıyla ilgili ihaleyi zaten yaptı il müdürlüğümüz. Yakın bir zamanda onu tamamlamış olacağız. Böylelikle bir taraftan Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizle, bilgi evlerimizle ki şu anda Hatuniye Medresesi, Hani'deki Hatuniye Medresesi'ni vakıflardan devraldık. İhalesini yaptık. İnşallah Hani merkezde Hatuniye Medresesi 1500 çocuğumuza hizmet edecek güzel bir bilgi evine dönüşecek. Yamaç paraşütü ki burada yamaç paraşütü pistleri oluşturuldu. Hem kalkış noktasında hem de varış noktasında düzenlemeler yapıldı. Bundan sonra artık Diyarbakır'ın, bölgenin gençleri bölgenin semalarında paraşütle uçacaklar. Biraz sonra çocuklarımızla inşallah onların saf duygularıyla, temiz duygularıyla uçurtmalarını yine semaya uçurmuş olacağız. Ve burası bundan sonra bölge halkının sıkça ziyaret ettiği, yamaç paraşütü etkinliklerinin yapıldığı,
uçurtma şenliklerinin yapıldığı bir etkinlik alanı olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hani'ye daha bundan sonra da hizmetlerimiz inşallah devam edecek. Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker ve Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Vali Karaloğlu ile beraberindekiler çocuklarla uçurtma yaptı ve yamaç paraşütçülerinin gösterisini izledi.